Fizik 801 Klasik Mekanik 34. ders. 19. yüzyıl ve öncesindeki tüm fizik klasik fizik olarak adlandırılır. Örnek olarak tüm bu dönem boyunca ele aldığımız Newton mekaniği ve gelecek dönem göreceğiniz elektrik ve manyetizma verilebilir. Atomların yapısı hakkında bilgi sahibi olmaya başladığımız bu yüzyılın başlarında klasik fiziğin çok küçük atom boyutlarında işe yaramadığı açıkça görüldü. Bir atomun boyutu sadece 10 üzeri eksi 10 metredir. Eğer onlardan 250 milyon tane alır ve onları sıralarsanız bu sadece 1 inç olur. 1911'de İngiliz fizikçi Rutherford bir atomun neredeyse tüm kütlesinin atomun merkezinde çok küçük bir hacimde bulunduğunu gösterdi. Biz onu çekirdek olarak adlandırıyoruz ve çekirdek pozitif yüklüdür. Ve çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde negatif yüke sahip olan elektronlar vardır. Ve elektronların çekirdekten olan tipik uzaklıkları çekirdeğin kendi büyüklüğünden yaklaşık 100 bin kat daha fazladır. Henüz 1920 yılında Rutherford protondan bahsetti ve Chadwick 1932'de nötronu keşfetti ve bundan dolayı Nobel ödülünü aldı. Şimdi bu ders salonumuzun bir atom olduğunu varsayalım. Ve bir atomun büyüklüğü elektronların bulunduğu en dış yörünge tarafından belirlenir. Eğer onu doğru bir şekilde ölçeklendirecek olursam, 100 bine bir oranına göre çekirdeğin büyüklüğü bir kumun tanesinden bile daha küçük olacaktır. Ve daha dün Plüm Adası'na gittim. Sahilde üç saat yürüdüm ve yürüyüşümü cebimde kum taneleriyle tamamladım. Ve size bir protonu hediye edeceğim. Onu tuttuğunuzdan emin olun. Oo, bu iki proton. Çok cömert davrandım. Orada kalsın bu bir proton ve bu durumda duvarların yakınında her yerde yörüngede deliller gibi dolanan bir elektron olmalı. Öyleyse bu hidrojen atomu olur. Atomun ne olduğu hakkında sadece düşünün. Bir atom boşluktur. Sizler ve ben boşluğuz. Kendinizi bir şey sanabilirsiniz. Fakat hiçbir şey değiliz. Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Eğer boşluk isek bu durumda neden bir elimi diğer elimin içinden geçiremem? hayaletin duvarlardan geçtiği gibi. Aslında bunu cevaplamak kolay değil ve bunu klasik fizik ile açıklayamazsınız. Ve bugün bu konuya girmeyeceğim. Fakat hepiniz boşluksunuz. Maxwell'in elektrik ve manyetizma kanunu denklemlerine göre bir elektron, protonun çekici kuvvetinden dolayı saniyenin küçük bir kesinde dönerek protona düşecektir. Ve böylece atomlar var olamaz. Şimdi bunun doğru olmadığını biliyoruz. Atomların var olduğunu biliyoruz. Ve bu fizik için bir problem oluşturdu. Ve 1913'te Danimarkalı fizikçi Niels Bohr, çekirdek etrafında dolanan elektronların birbirlerinden belirgin biçimde ayrılmış, iyi tanımlanmış yörüngelerde dolandıklarını ve elektronların dönerek çekirdeğin üzerine düşmeyeceğini ileri sürdü. Bundan dolayı elektronlar müsaade edilen yörüngelerin dışında bulunamaz. Elektron bir yörüngeden başka bir yörüngeye geçebilir ama arasında olamaz. Bohr'un önerisi dünyayı sarstı. Çünkü bu aynı zamanda Güneş'in etrafında dolanan bir gezegenin Güneş'in etrafında herhangi bir mesafede dolanamayacağını ifade ediyordu. Onu azıcık ileri ya da geri hareket ettiremezsiniz. Bu ayrık yörüngeleri gerektirir. Bu aynı zamanda eğer bir tenis topunuz var ve tenis topunu aşağı ve yukarı zıplatırsanız tenis topunun zeminden herhangi bir seviyeye yükselemeyeceğini de ifade etmektedir. Sadece aylık seviyelerde olabilecektir ve bu bizim sezgilerimize aykırıdır. Bizler bir tenis topunu zıplattığımızda istediğimiz herhangi bir seviyeye ulaşacağını düşünürüz. Ona biraz fazla enerji veriyorsunuz ve biraz daha yüksek çıkar. Kuantum mekaniğine göre bu mümkün değildir. Şimdi tüm bunlar oldukça tuhaf görünüyor. Çünkü günlük deneyimlerimize aykırı. Fakat bizler kuantumlanma fikrini reddetmeden önce kuantumlanma kavramı ayrık yörüngelerden bahsedince devreye girer. Tenis topunu müsaade edilen yükseklikler arasındaki farkların ve güneşin etrafında dönen gezegenlerin müsaade edilen yörüngeler arasındaki farkların ölçülemeyecek kadar küçük olduğunu farkına varmamız gerekir. Diğer bir deyişle kuantum mekaniği makroskopik dünyamızda gerçekten bir rol oynamaz. Atomlar tenis topuna göre çok çok küçüktür ama kuantumlanma etkileri elektronların ve atomların mikroskop altı dünyalarında bizim aşina olduğumuz beyzbol, canak çömlek ve gezegen dünyalarına kıyasla daha büyüktür. Devam etmeden önce sizlere kuantum mekaniğinin mihenk taşlarından birini tekrarlamak istiyorum. Ve bu atomdaki elektronların sadece çok iyi tanımlanmış enerji seviyelerinde bulunduğunu söyler. Bu seviyeleri çekirdek etrafındaki yörüngeler olarak düşünebilirsiniz ve elektronlar bu yörüngeler arasında bulunamazlar. Bir maddeyi ısıttığında atomdaki elektronlar bir iç yörüngeden müsaade edilen bir dış yörüngeye geçebilir. Ve böyle yaptıklarında bir boş uzay bırakabilirler. Fakat daha sonra bu boşluğu doldurmak için yeniden düşebilirler. O yeri tekrar doldurabilirler. Ve maddeyi ısıtmaya devam ettiğimde bir çeşit sandalye kapmacı oyunu başlar. Elektronlar en el dış yörüngeye gidecekler, orada biraz kalabilir ve daha sonra alt yörüngelere, iç yörüngelere düşebilirler. Burada çok değerli bir vazo görüyorsunuz. Ve bu vazoyu yukarı kaldırdığımda iş yapmam gerekir. Onu dünyanın merkezinden uzaklaştırıyorum. Şimdi bu enerji kaybı oldu mu? Hayır. Vazoyu düşürebilirim ve kinetik enerji kazanacaktır. Bu enerjiyi geri elde edeceğim. Çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüştürülecek. Parçalara ayrılacak ve biraz ısı üretecek. Aslında bu vazonun kırılması bir miktar enerji harcayacaktır. Benzer şekilde elektronu en dış yörüngeye uyardığınızda verdiğiniz enerji elektronlar geri düştüğünde tekrar kazanılır. Öyleyse bir paralellik söz konusudur. Vazoyu düşürmek ve yaptığınız işi geri almakla bir paralellik. 500 yıllık bir vazoya böyle bir şey yapmak çok hoş olmaz. Bence bunu Ohenia'nın fizik kitabıyla yapmak mantıklıdır. Düşürebiliriz ve enerji ısıl şeklinde çıkar ve belki de biraz gürültü biçiminde yayılanır. Elektronlar dış yörüngeden bir iç yörüngeye düştüğünde serbest bırakılan kinetik enerji değildir. Fakat genelde ışık yani elektromanyetik radyasyon biçiminde yayınlanır. Işık enerjiye sahiptir. Einstein ışık fotonunun enerjisini h çarpı frekans şeklinde formüle etti ve h Planck sabitidir. adını Max Planck'tan alır. Ve H yaklaşık 6,6 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül saniyedir. 8.01'de lambda yani ışığın dalga boyu eşit ışık hızı bölü frekans olduğunu görmüştük. O halde frekansı yok edersen fotonun enerjisi eşit hc bölü lambda şeklinde yazabilirim. Ve böylece burada ne kadar fazla enerji varsa dalga boyunun o kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Ve ne kadar az enerji varsa dalga boyu o kadar büyük. Ve eğer bir dış yörüngeden bir iç yörüngeye geçiş çok büyük ise bu durumda dalga boyu geçiş nispeten küçük olduğuna kıyasla daha küçüktür. Bu enerji geçişlerinin bir tür diyagramını yapabilirim. Ve bunlar enerji seviyeleridir enerji bu yönde artmaktadır. Fakat isterseniz bu seviyeleri elektronların çekirdekten ne kadar mesafede olduğunu gösteren konumlar olarak da düşünebilirsiniz. Bu seviye elektronun çekirdeğe en yakın olduğu durumdaki elektron seviyesidir. Öyleyse bu seviyeler müsaade edilen enerji seviyeleri enerji yörüngeleri olacaktır. Ve eğer bu elektron buraya geçerse bir zaman sonra da geri düşecektir ve enerji bu fark kadar olacaktır ve hatta biz bu ışığı göremeyeceğiz. Mor ötesi ışık olabilir ve bu geçiş halen mor ötesi olabilir. Ve bu geçiş de mor ötesi olabilir. Fakat şimdi bu geçiş daha küçük bir enerjiye sahiptir ve spektrumumuzun mavi bölgesinde olabilir. O halde bunu mavi ışık olarak görebiliriz. Ve bundan sonra düşük bir enerjiye sahip olan bu geçiş yeşil ışık yayabilir ve buradan buraya olan geçiş daha az enerji yayınlar ve kırmızı ışık yayınlayabilir. Ve buradan buraya olan bu geçiş daha da az enerjilidir ve yine görünür olmayabilir. O halde bu geçiş kızıl ışık yayınlayabilir. O halde elektronların dış yörüngeden iç yörüngelere geçtikçe farklı dalga boylarında kesikli enerji seviyeleri, kesikli dalga boyları yayınlamalarını beklersiniz. Bu dalga boyları bu enerji seviyeleri arasında müsaade edilen geçişlere karşılık gelecektir. Eğer biz çıkan bir bu ışığa bakar ve renklere göre sınıflandırırsak bu şekilde bu enerjileri görebiliriz. Şimdi küçük bir zarfın içinde ızgara olarak adlandırdığımız bir plastik parçasına sahipsiniz. Ve bu ızgara bizim spektrum olarak adlandırdığımız ışık renklerini ayrıştırma yeteneğine sahip. Ve birazdan bu ızgarayı neon ve helyumdan gelen ışığa bakmak için kullanacağız. Ama bunu yapmadan önce rastgele seçeceğim birkaç kişiye hediye dağıtmak istiyorum. Ayrıca bunlar da kullanılabilir. Elinizdeki ızgaralar kadar iyi değildir fakat iyidir. Daha güzel sonuçlar göreceksiniz ama ızgara ile elde edilene kıyasla daha net değil. Bir tane sana, bir tane sana, bir tane sana, bir tane de sana. Sen bir tane istiyorsun bunu görebiliyorum. Ve sana, sana. Bu tarafta kimse almadı. Şimdi oraya kadar dolaşmalıyım. Dağıttığım şeyler gerçekten çocuk partileri için. O, oh, George Costa, elbette bir tane de sana. Profesör Costa, bir tane de size. Sizi pas geçemem ve bir tane sana. Tamam. Bir tane daha. Öncelikle elinizdeki ızgaraları kullanın. Fakat çok iyi sonuç vermeyecek olan bunları da kullanabilirsiniz. Burada içinde helyum olan bir lambayı yakacağım. Eğer elinizdeki ızgarayı uygun bir şekilde tutarsanız 90 derece döndürmeniz gerekebilir. Denediğiniz zaman nasıl çalıştığını anlayacaksınız. Bu durumda göreceğiniz şey farklı renklerde oldukça keskin çizgilerdir. Çok keskin çizgileri görmenizin sebebi ışık kaynağının çok keskin, çok dar çizgilere sahip olduğunu anlamanızı istiyorum. Eğer ızgaraları keskin ve dar olmayan bir şey üzerinde kullanırsanız, bu durumda bu ızgaralar vasıtasıyla daha keskin, dar çizgiler göremeyeceksiniz. O halde ızgaranın üzerindeki çizgileri buradaki ışık kaynağı ile karıştırmayın. Şimdi birazdan ızgaranız vasıtasıyla baktığınız zaman her iki tarafta mükemmel çizgiler göreceksiniz. Bu bir ayna görüntüsüdür ve bunu daha ayrıntılı bir şekilde tartışacağız. Fakat ızgaranızla bakmadan önce ilk önce sizlerden ızgarasız bakmanızı istiyorum. Böylece ızgarayı kullandığınızda bunu daha ilginç ve görsel bulacaksınız. Izgarayı kullanmadığınız için burada ne tür renklerin olduğuna dair hiçbir ipucuna sahip değilsiniz. Ve göreceğiniz renkler bu elektron seviyeleridir. Ortamı karartacağım. ve bunu açacağım. Ve bu helyum. Burada bir ızgaram var. Diğer taraftaki dikey çizgileri görebilmeniz için bunu döndürmemiz gerekir. 90 derece döndürebilirsiniz. Daha fazla değil. Ve eğer daha yakından bakarsanız, örneğin ışığın sağ tarafına doğru Belirgin bir mavi çizgi, birkaç mavi çizgi, yeşil çizgi, çok parlak sarı çizgi ve kırmızı çizgi göreceksiniz. Daha da sağ tarafa doğru giderseniz tekrar ettiğini görürsünüz. Biraz soluktur fakat bunun tekrar ettiğini görürsünüz. Şimdilik bu önemli değil. Sadece yayınlanan bu ışığın ayrık dalga boylarında, ayrık frekanslarda meydana geldiğini anlamanızı istiyorum. Ve bunlar müsaade edilen enerji seviyelerinden, diğer müsaade edilen enerji seviyelerine olan geçişlere karşılıktır. Ve aralarında hiçbir şey yoktur. Ve sol tarafa baktığınız zaman sağ tarafta gördüğünüzün ayna görüntüsünü göreceksiniz. Helyum sadece iki elektrona sahiptir. Şimdi neon lambasını takacağım. Ve neonun 10 tane elektronu olduğu için bu ışık olarak daha da zenginleşecektir. Bu durumda elektronların köşe kapmaca oyunu oynayacakları daha fazla örüngeniz vardır. Çizgilerin birçoğu kırmızı renkte. Umarım önünüzü kapatmıyorum. Çizgilerin birçoğu kırmızı ve bazı güzel çizgiler sarı renkli. Biraz da yeşil çizgi görüyorum. Çok fazla mavi çizgi göremiyorum. Çok az mavi çizgi var. Ama buradaki anahtar şey bu çizgilerin kesikli olduğunu görmenizi istememdir oluşabilecek herhangi bir dalga boyu değil sadece müsaade edilen yörüngelerden geçişlerdir. Elektron bir yörüngeden diğerine geçiş yaptığı zaman köşe kapmaca oyunu sizlere kesikli spektrum verir. Bu ışık spektrumları Bohr'un cesurca fikrinden uzun süre önce biliniyordu. Fakat kuantum mekaniğinden önce bu çizgiler merak konusuydu. Fakat artık değiller. Sizlere bu ızgaraları gece dışarıdayken kullanmanızı öneriyorum. Bazı sokak lambalarına bakın. Özellikle sodyum ve civa lambalarına. Ve şüphesiz neon lambaları oldukça muhteşemdir. Fakat eğer ışık kaynağınızın kendisi keskin, dar ışık kaynağı değilse çok güzel keskin çizgileri göremeyeceğinizi aklınızda bulundurun. Kuantum mekaniği 1920'lerde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Ve kalan zamanda tüm temel kavramların hakkını vermem imkansızdır. Buna rağmen oldukça anlaşılması zor olan bazı sonuçları anlatacağım. Kuantum mekaniğinden önce fizikçiler arasında ışığın parçacıklardan mı ...yoksa dalgalardan mı oluştuğu konusunda epeydir devam eden bir tartışma vardı. Newton kesinlikle ışığın parçacıklardan oluştuğuna inanırdı... ...ve Hollandalı Huygens ise ışığın dalgalardan oluştuğuna inanırdı. 1801 yılında ışığın dalgalardan oluştuğunu gösteren kesin deney... ...Young tarafından yapıldı ve Huygens haklı gibiydi. Fakat zaman geçtikçe rahatsızlık büyüyordu... Ayrıca ışığın gerçekten parçacıklardan oluştuğu sonucunu gösteren deneyler de vardı. Ve kuantum mekaniğinin en büyük başarılarından birisi ışığın hem dalga hem de parçacık olduğunu göstermesiydi. Bazen dalga gibi davranıyor ve bazen ise parçacık gibi davranıyor. Bu tamamen deneyi nasıl yaptığınıza bağlı olarak değişiyor. 1923'te Louis de Broglie cesurca parçacığın dalga olarak davranabileceği önerisinde bulundu ve daha kesin bir şekilde dalga boyunun ki bu şimdi de Broglie dalga boyu olarak bilinir H Planck sabiti bölü parçacığın momentumu şeklinde olduğunu belirtti. Ve momentum ise bu 8.01 dersinde gördüğümüz gibi parçacığın kütlesiyle hızının çarpımıdır. Eğer momentum büyükse bu durumda dalga boyu kısadır. Bir beyzbol topu çok yüksek momentuma ve oldukça komik bir dalga boyuna sahip olacaktır. O zaman da herkesin parçacık olarak düşündüğü elektron ve protonun şimdi bu durumda dalga olarak da düşünülmesi şaşırtıcı sonuçlardan biridir. Ve 1926'da Avusturyalı fizikçi Schrödinger bu olaya kendisinin meşhur denklemiyle ki bu şimdi Schrödinger denklemi olarak adlandırılıyor bir son koydu. Bu denklem kuantum mekaniğinin temel taşıdır ve maddenin dalga ve parçacık özelliğini birleştirmektedir. Beyzbol topuna dönecek olursak, beyzbol topunun kütlesini yarım kilogram olarak alalım ve onun hızı 100 mil bölü saat olsun. Dalga boyunu hesaplayalım. Kuantum mekaniğine göre bu dalga boyu son derecede küçük çıkacaktır. Bu yaklaşık elektronun yarıçapından 20 mertebe daha küçüktür. Dolayısıyla tamamen anlamsızdır. Kuantum mekaniği, çanak çömleği, beyzbol topunun makroskopik dünyasında bir rol oynamaz. Ama şimdi bir elektronu ele alın. Elektronun kütlesini 10 üzeri eksi 30 kilogram alabilirsiniz. Ve elektronun hızı 1000 metre bölü saniye olsun. Bu durumda görülür ışığın, kırmızı ışığın dalga boyu ile mukayese edilebilir bir dalga boyu elde edersiniz ve şimdi bu sonuç daha anlamlı ve ölçülebilir bir sonuçtur. Şimdi ne fark eder? Bir şeylerin parçacık ya da dalga olup olmadığı kimin umurunda tartışmasını yapabilirsiniz. Aslında çok fark eder. Çünkü dalgaların tepeleri ve çukurları olur. Eğer iki dalga kaynağını ister suyun üzerinde aşağı yukarı vuran su dalgalarını, ister iki ses kaynağını alırsanız bu durumda suyun yüzeyindeki belli bölgelerde bir dalganın tepesiyle diğerinin çukurunun aynı anda ulaştığı bölgeler vardır. Ve böylece bunlar birbirini yok eder. Suyun üzerinde hiçbir hareket olmaz. Bunu yıkıcı girişim olarak adlandırırız. Tabii ki birbirlerini kuvvetlendiren yapıcı girişimlerin olduğu diğer bölgelerde vardır. Şimdi eğer parçacıklar da bunu yaparsa bunu hayal etmek oldukça zordur nasıl bir parçacık başka bir parçacık ile girişim yapar ve gözden kaybolur. Ve iki parçacık yok olur. Aslında eğer parçacıklar dalga özelliği gösteriyorlarsa iki parçacığın girişim deseni olarak bunu gösterebilmemiz gerekir. Aynen su dalgalarındaki gibi. Ve uzayda belli bölgelerde bu parçacıklar yok olur ve bunun mümkün olduğu meydana çıkar. Fakat bu pek sezgisel bir fikir değildir. İki parçacık yok olamaz dediğimiz zaman oldukça klasik düşünürüz. Fakat kuantum mekaniğinde eğer onları dalga olarak düşünürseniz bu durumda girişim desenleri ve belli bölgelerdeki yıkıcı girişim olacaktır. Ve bu olguyla ilgili hiçbir probleminiz kalmaz. Kuantum mekaniğinin klasik mekanikte göze çarpan başka sonuçları da vardır. Eğer sizler ve ben yeteri kadar zekiysek, bir cismin konumunu istediğimiz bir doğrulukla ve aynı zamanda momentumunu da istediğimiz bir doğrulukla belirleyebileceğimizi düşünürüz. Ne kadar zeki olduğumuzun bir göstergesidir. Es zamanlı olarak cisim tam bu orada, bu onun kütlesi ve bu da onun hızı. Fakat 1927 yılında Alman fizikçi Heisenberg, kuantum mekaniğinin sonucu gereği bunun mümkün olamadığını ortaya koydu. Söylediğim size garip gelebilir. Heisenberg, bir cismin momentumunun ve konumunun aynı zamanda tam doğru bir şekilde ölçülemeyeceğini ifade etti. Ve Heisenberg'in belirsizlik ilkesini bildiğimiz şekliyle okuyacağım. Bir cismin aynı anda kesin bir konumu ve kesin bir momentumu olduğu kavramı doğada anlamsızdır. Bu oldukça derin ve klasik olmayan bir düşüncedir ve herhangi birimiz için, sizler ve ben dahil, bunu anlamak zorudur. Fakat günümüze kadar yapabildiğimiz bütün deneylerle uyuşmaktadır. Tekrarlamak istiyorum. Çünkü bu bundan sonra anlatılan şeyler için önemlidir. Bir cismin kesin konumunu ve kesin momentumunun birlikte olması kavramı doğada anlamsızdır. Bu ne anlama gelir? Öncelikle Heisenberg'in belirsizlik ilkesini yazayım. Delta P, momentumdaki belirsizlik, çarpı delta X, parçacığın konumundaki belirsizlik, Planck sabiti bölü 2 pi'den büyük ya da ona eşittir. Bunu fizikte H çizgi olarak adlandırırız. Ve H çizgi yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 34 jül saniyedir. H'nin 6,6 çarpı 10 üzeri 34 olduğunu görüyorsunuz. Eğer bunu 2 pi'ye bölerseniz yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 34 elde edersiniz. Şimdi bunu anlama geliyor. Bu eğer konum delta x doğrultusunda biliniyorsa bu konuda bazı örnekler vereceğiz. Momentum'daki belirsizlik delta P büyük eşit H çizgi bölü delta X değerinden daha iyi bir doğrulukla belirlenemez. İşte söylediği budur. Ve sizlere George Garnow'un kitabından seçtiğim bir örnek vereceğim. Garnow, Mr. Tompkins in Wonderland adlı bir kitap yazdı. Kitap rüyalar hakkındaydı. Mr. Tompkins kuantum dünyasını anlamak istiyor ve bir profesör var. Profesörün resmini göreceksiniz. Ve Profesör Tompkins'in rüyasında kuantum mekaniğinin anlaşılması oldukça zor olan çeşitli olaylarına götürüyor. Bu rüyalardan birinde Profesör H çizgiyi 1 yapmamızı öneriyor. Ve Profesör bilardo masasındaki üçgeni alır ve üçgeni bir bilardo topunun üzerine koyar. Böylece bilardo topunun konumu sınırlandırılmıştır ve bu delta x değeri kabaca 30 santimetre olsun, 0.3 metre. Bu momentumun 1 bölü 0,3 yani 3 kilogram metre bölü saniyeden daha iyi bir doğrulukta belirlenemeyeceği anlamına gelir. Eğer bilardo topunun kütlesini 1 kilogram olarak alırsak bu durumda delta P eşit M delta V. Eğer M 1 kilogramsa bu delta V olur. Ve bilardo topunun hızı Heisenberg belirsizlik prensibine göre en az yaklaşık 3 metre bölü saniyeden daha iyi bir şekilde belirlenemez. 3 metre bölü saniye bu saatte 7 mil demektir. O halde bu bilardo topu bu üçgenin içerisinde deli gibi dolanacaktır ve bu tamamen rüyasında olan şeydir. Ve bu kitaptan size bir resim göstereceğim. Mr. Tompkins daima pijamalarıyla görünmektedir. Bunun sadece bir rüya olduğunu hatırlatırım ve söylemeye gerek yok. Profesör çok yaşlı ve çok güzel sakalları var. Bu ona saygınlık katıyor. Ve kitaptan bir şeyler okuyacağım. Bununla alakalı olan çok kısa bir paragraf okuyacağım. Ve profesör diyor ki, buraya bak, topu bu tahta üçgenin içerisine koyarak konumuna sınırlar koyacağım. Top kapalı bir yere konur konmaz, üçgenin içinin tamamı bilardo topunun parıltısı ile dolacaktır. Profesör der ki, görüyorsunuz topun konumunu üçgenin boyutlarıyla sınırladım. Bu gözle görülür bir belirsizliğe sebep olur ve top üçgenin sınırları içerisinde hızlıca hareket eder. Onu durduramaz mısınız diye sordu Mr. Tompkins. Hayır, bu fiziksel olarak imkansızdır. Kapalı uzayda herkes belli bir harekete sahip olur. Biz fizikçiler bunu sıfır nokta hareketi olarak tanımlarız. Örneğin herhangi bir atomdaki elektronların hareketi gibi. Böylece H çizgi 1 olduğu zaman kuantum mekaniğinin geçerli olduğunu görüyorsunuz. Bu klasik olmayan bir fikirdir. Çünkü sizler ve ben bu 8.01 dersinde bir cismi alıp A konumuna koyarsanız ve T0 anında A konumundadır derseniz herhangi bir hıza sahip değil ve kütlesini de biliyoruz. Böylece sonsuz doğrulukta konumunu ve momentumunu bilebiliriz. Ama bu kuantum mekaniğine göre mümkün değildir. O halde şimdi H çizginin 1 olmayıp 10 üzeri eksi 34 olduğu gerçek dünyaya geri dönelim. Ve bir bilardo topunu bu işgenin içine koyalım. Şimdi delta x aynıdır. H çizgi 10 üzeri x 34 olduğundan delta P kesinlikle 10 üzeri 34 kat daha küçüktür. Ve hız 10 üzeri 34 kat daha küçüktür. Bu belirsizlik son derecede küçüktür. Şimdi hızın değeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 34 metre bölü saniyeden daha iyi belirlenemez. Eğer topun bu hızda hareket etmesine izin verirseniz 100 milyar yılda elektronun çapının 1 bölü 100'ü kadar hareket edecektir. O halde yine anlamsızdır. Ve yine kuantum mekaniği, beyzbol, basketbol, bilardo, çanak çömlek gibi günlük makroskopik dünyamızda hiçbir rol oynayamaz. Ve bundan dolayı A noktasında bulunan bilardo topumuz var ve onun kütlesi 1 kilogram ve hızı yok şeklinde söylemek normaldir. Bu tamamıyla kabul edilebilir ve kuantum mekaniğinin bununla bir problemi olmaz. Tekrar atom dönelim. Hidrojen atomunu alalım. Hidrojen atomunun çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 10 metredir. O halde elektron delta x'in yaklaşık 10 üzeri eksi 10 metre olduğu bir konumda sınırlanmıştır. Bu elektronun momentumunun belirlenemeyeceği anlamına gelir. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre momentum yaklaşık 10 üzeri eksi 34 bölü 10 üzeri eksi 10 yaklaşık 10 üzeri eksi 24 kilogram metre bölü saniye olur. Elektronun kütlesi nedir? Yaklaşık 10 üzeri eksi 30 kilogram. Bu delta P aynı zamanda M çarpı delta V'dir. Bu delta V'nin elektron hızının Heisenberg belirsizlik ilkesine göre 10 üzeri eksi 24 bu delta P'dir. Bölü elektronun kütlesi bu 10 üzeri eksi 30'dur. Yani 10 üzeri 6 metre bölü saniyeden daha iyi belirlenemeyeceğini ifade eder. Bu ışık hızının üçte biridir. O halde elektron sadece sınırlandırılmış olduğundan dolayı hareket ediyor. Kuantum mekaniğinin ibaret olduğu şey budur. Elektronların hareketi yalnızca kuantum mekaniği tarafından belirlenir. Heisenberg belirsizlik ilkesinin sezgisel bir şey olmadığı konusunda sizleri ikna etmek için bir deney yapacağım. Burada bir lazer ışığım var ve bu lazer ışığı dar bir yarıktan geçecektir. Bunu çizeyim. Bu ışığı kapatacağım. Ve düşey olan bu yarık daraltılabilir veya genişletilebilir. Burada lazer ışını var. Ve burası açık kısım, yani yarık. Sadece bu yönde sınırlandırılmıştır, bu yönde değil. Ve ışık buradan çıkacak. Ve daha sonra ışık bu yarıktan geçeceğinden dolayı büyük L mesafe uzaklıkta olan ve orada görülen ekranda bu ışık noktasını göreceğiz. Yarın tamamıyla açık olduğu durum ile başlayacağım. Ve böylece bu ışık noktasını bu şekilde göreceksiniz. Ve daha sonra bu yarığı gittikçe daraltacağım. Ve lazer ışığını kestiğim sürece göreceğiniz şey tam olarak beklediğiniz şey olacaktır. Bu ışığın kaybolacağını bekleyebilirsiniz. Ve lazer ışığını daha fazla kestiğim zaman tam olarak beklediğiniz şeyi göreceksiniz. Bu ışığın kaybolacağını göreceksiniz. Ve böylece o ekrandaki ışık noktası daha dar ve daha dar ve daha dar olacaktır. Ve bu durumda öyle bir nokta gelecektir ki Heisenberg, dikkatli ol, çünkü senin delta x değerin ışığın bu yöndeki doğrusal gidişine göre o kadar yüksek ki şimdi ben ışığın momentumdaki belirsizliğini de işin içine katacağım diyecektir. Şimdi bu ışığın momentumu artık sonsuz doğrulukta belirlenemez. Eğer x yönünde ışığın momentumu ile ilgilenmeye başlarsanız bu artık ışığın doğru bir şekilde gitmeyeceğini ve bir açıyla gideceği anlamına gelir. Ve bunun için daha niceliksel bir hesaplama yapacağım. Bu yara üstten bakalım. Bu yarık ve yarın açıklığı delta x'tir. Ve bu delta x değerini gittikçe küçülteceğiz. Delta x değerinin yaklaşık 1 bölü 10 milimetre yani 10 üzeri eksi 4 metre olduğu durum ile başlayalım. Işığım var. Işığın dalga boyunu biliyorum. Ve de Broglie'ye göre alfa eşit h bölü p olduğunu da biliyorum. Dalga boyunu biliyorum. H'yi biliyorum. Ve öyleyse ışığın momentumunu hesaplayabilirim. Bunu yaptım. Bana inanın. Yaklaşık 10 üzeri eksi 27 kilogram metre bölü saniye. Bu bireysel ışık fotonunun momentumudur. De Broglie'ye göre bunları parçacıklar gibi düşünebilirsiniz. Bu durumda delta P Heisenberg'e göre belirlenemeyecek olan momentum derecesi 10 üzeri eksi 34 bölü delta x yani 10 üzeri eksi 4 olacaktır ve sonuç böylece 10 üzeri eksi 30 olur. Oldukça küçük. Fakat momentumun kendisi 10 üzeri eksi 27'dir. O halde sadece binde birdir. O halde eğer ışık buradan gelirse ne olacak? Ve şimdi klasik bir tartışma yapacağım. Bu ışık aşağı doğru geldikçe ışığın momentumu budur. Işık bu dar aralıkta sıkıştırıldığı zaman Heisenberg belirsizlik ilkesi bu yöndeki momentumun tam doğrulukta belirlenemeyeceğini ve kabaca 10 üzeri eksi 30 veya daha fazla olacağını ifade eder. Bunun daima büyük veya eşit işte olduğunu unutmayın. Başka bir deyişle örneğin eğer delta bu yönde veya bu yönde gösterirsem bu durumda ışığın birazının bu yönde gitmesini bekleyebilirim. Bu momentumdaki değişim, momentumdaki belirsizlik olup ışığın sadece x yönünde açıyla gitmesini sağlar. Eğer bu şekilde bir yarığım olsaydı bu yönde olacağını beklemeyin. Çünkü y yönündeki belirsizlik sorun değildir. Delta y çok küçük değil, çok küçük olan delta x'tir. Böylece sizlere sorun oluşturacak olan bu yöndür. Işığın tam olarak gittiğini bildiğimiz yön sadece budur. Bu yön mesele değildir. O halde bu teta açısı kabaca hesaplanabilir. Teta açıkça delta P bölü P'dir. O halde teta kabaca 10 üzeri eksi 3 radyan derecenin 15'te biridir. Eğer bu uzaklık L ise, eğer burada bir ekranınız varsa, bu durumda ekrandaki nokta, eğer bunu XL olarak alırsam, bu durumda XL açıkça teta çarpı L'dir. Ve eğer teta 10 üzeri eksi 3 ise ve bunun bizlerden yaklaşık 10 metre uzaklıkta olduğunu varsayalım. O halde L yaklaşık 10 metredir. Bu durumda 10 üzeri eksi 2 metre elde edersiniz. Bu 1 santimetredir. Bu yönde 1 santimetre ve bu yönde 1 santimetre. 2 santimetre. Fakat bu yarığın genişliğini 10 kat küçülttüğümde eğer yarık genişliği milimetrenin sadece %1 ise bu durumda burası 10 santimetre olur. Çünkü şimdi delta x'i 10 kat daha iyi biliyorum. Ve bu durumda delta p 10 kat daha belirsizleşir. Ve şimdi en azından 20 santimetrelik bir lekeyi burada, en azından 20 santimetrelik bir lekeyi de burada görmeyi umuyorum. Buradaki saçmalık başlangıçta orada minicik bir nokta olarak gördüğünüz ışık Yarığın genişliğini küçülttüğüm zaman yarıktan geçen fotonların azalacağını göreceksiniz. Yarığın genişliğini daha da küçülttüğüm zaman aniden ışık yayılmaya başlayacak. Ve milimetrenin onda birine yaklaştığım zaman ışık noktasının bu büyüklükte olmasıdır. Anlaşılması çok zor. Yarığı daraltıyorsunuz, fotonlar dağılıyor. Ve şimdi bunu sizlere göstermek istiyorum. Ortamı karartmalıyım. ve fenere ihtiyacım var. Lazer ışığını açalım. Orada görüyorsunuz. Yarık şimdi tamamıyla açık. Evet. Tamamen açık. Şimdi yarığı yavaşça kapatacağım. Ve eğer dikkatlice bakarsanız göreceksiniz. Kırmızı lazerimi de alayım böylece orayı gösterebilirim. Işığın yatay doğrultuda sıkışacağını göreceksiniz. Zaten sol tarafta ve aynı zamanda sağ tarafta keskin dikey kesikleri görüyorsunuz. Daralıyor, daralıyor. Daralıyor fakat henüz milimetrenin onda birinde değilim. Kesinlikle daralıyor. Görüyorsunuz. Daralıyor, daralıyor. Eğer buraya bakarsanız henüz milimetrenin onda birinde değilim. Fakat yaklaşıyorum. Yarığı yavaşça küçültüyorum. Bu fotonları sıkıştırıyorum. Bu fotonlar şimdi son derecede dar olan bu aralıktan geçmek için zorlanıyorlar. Birazdan Heisenberg işe karışacak ve bunu bedelini ödeyeceksiniz diyecektir. Bu fotonların ilk yönünde olduğunu iyi biliyorsunuz. Ödeyeceğiniz bedel tabiatın momentumu x yönünde belirsiz yapacağıdır. Şimdi görüyorsunuz. Gerçekten merkez kısmının genişlediğini görmeye başlıyorsunuz. Hatta fotonlar görünmeye başladı. Burada birkaç karanlık çizgi görüyorsunuz. Bunları bugün daha fazla tartışmayacağım. Fakat ışığın yayıldığına dikkat edin. Elbette yarığı küçüktüğümde daralttığımda ışığı kaybedeceğim açıktır. Çünkü yarığın kenarlarına çarpan ışık geçemeyecektir. Böylece ışık şiddeti düşecektir. Bu kaçınılmazdır. Daha az foton kullanıyorum. Fakat buna bakın. Burada da fotonlar var, orada da fotonlar var. Bu kısım en az 10 santimetre. Buradan buraya olan mesafe en az 1 fut. Daha da küçültüyorum. 1 metrenin yarısından daha fazla oldu. Daha da küçültüyorum. Şimdi bu yaklaşık bir metre. Hatta daha da küçültüyorum. Şimdi yarığı kapatıyorum ve yavaşça açacağım. Yarığı yavaşça açıyorum. Açık olduğu anda buna bakın. Bu mükemmel şeridi görüyor musunuz? Bu bir kuyruklu yıldız gibi. Buradan buraya olan mesafe en az bir metre. Burası ışığın merkez kısmıdır. Işık yayıldı. Çünkü zayıf ışık bu dar açıktan geçmek için zorlandı. Şimdi yarığı daha fazla açıyorum. Daha fazla açıyorum ve şimdi elbette tersi durum oluşuyor. Anlaşılması son derece zor. buraya kadar kuantum mekaniğinin sadece yörüngeler arası elektronların geçişlerinde geçerli olmadığını, aynı zamanda kuantum mekaniğinin ilginç sonuçlarından biri olan Heisenberg belirsizlik ilkesinde var olduğunu gördük. Şimdi Heisenberg belirsizlik ilkesi olmaksızın ışığın dağılması kolay bir şekilde açıklanabilir. Aslında neden böyle bir şeyin olduğu geçen yüzyılda bile biliniyordu. Ve karanlık çizgiler doğru bir şekilde açıklanıyordu. Sizlere tüm göstermek istediğim şey, ışığın dağılmasının tamamıyla Heisenberg belirsizlik ilkesiyle uyuşmakta olduğudur ve hatta öyle olması gerekir. Çünkü Heisenberg belirsizlik ilkesine ters düşecek herhangi bir deney yapabilmek düşünülemez, mümkün değildir. Eğer oradaki ekranda gördüğünüz ışık noktası klasik olarak düşündüğümüz gibi her zaman daralır, daralır ve daralırsa bu Heisenberg belirsizlik ilkesinin ihlali olur ve bu da mümkün değildir. Fotonların önceden nerede sonlanacağını tahmin etmenin bir yolu yoktur. Kuantum mekaniği ile yapabileceğiniz tüm şey çok sayıda foton ile deney yaparsanız bu durumda belli bir dağılım elde edersiniz ve bu dağılım tam olarak orada gördüğünüz gibidir. Kuantum mekaniği tek bir fotonun nerede sonlanacağını asla tahmin edemez. Merkeze parlak noktayı gördük. Eğer bu deneyi günde bir foton ile yaparsanız bu yarıktan günde bir foton geçecektir. ve orada bir fotoğraf plakanız varsa aylar bu, bu plakayı burada tutar ve banyo ederseniz orada gördüğünüz desenin aynısını görürsünüz. Bu foton bugün varacak, buraya yarın varacak, buraya yarından sonra varacak, buraya bir gün sonra, bir gün sonra buraya, bir gün sonra, 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 bir gün sonra ve yavaşça orada görmüş olduğunuz deseni görmeye başlayacaksınız. Bu görmüş olduğunuz girişim deseninin yarıktan aynı anda geçen iki fotonun sonucu olduğunu düşünmeyin. Öyle değildir. Bunu birer birer tek foton ile yapabilirsiniz ve tamamıyla aynı şeyi görürsünüz. Özel bir fotonun önceden ne yapacağının tahmin edilemeyeceği fikri oldukça klasik olmayan bir fikirdir ve bizleri yanlış sonuçlara götürür. Çünkü bizim klasik düşünme şeklimiz ve sizler de bu konuda benden farklı düşünmüyorsunuz. Eğer bir deneyi kontrollü bir şekilde 100 kere yapsanız, yüz defasında da tamamıyla aynı sonucu elde etmeniz gerekir. Kuantum mekaniği böyle demiyor. Kuantum mekaniği söyleyeceği tek şey, meydana gelecek şeyin ihtimali ne olduğudur. Garanti yok ama olasılıkları tahmin etmekte çok iyi. Einstein'ın ne olacağını tam olarak bilememek konusunda oldukça büyük problem vardı. O, Bohr ve diğerleriyle ne olacağını tahmin edemeyecekleri için kuantum mekaniğinde bir şeylerin yanlış olması gerektiği konusunda onları ikna etmek için bitmeyen tartışmalar yaptı. Ve Einstein'ın ünlü sözü Tanrı zaratmazdır. Bu onun söyleme şekliydi. Oldukça iyi bir şekilde kontrol edilmiş deneyin sonucunun belirsiz olması saçmadır. Şimdi Kuantum mekaniğinin başlangıcından beri neredeyse 90 yıl geçti ve şimdi Tanrı'nın eğer varsa zar attığını biliyoruz. Bununla birlikte Tanrı kuantum mekaniğinin kurallarına bağlıdır ve Heisenberg belirsizlik ilkesini ihmal edemez. Yarı mümkün olduğu kadar dar yaptığımız zaman ışık dağılma olmaksızın düz bir şekilde gidemez. Öyleyse kuantum mekaniği günlük yaşantımızda nadiren karşılaştığımız garip bir dünyadır. Çünkü biz basket toplarına, beyzbol toplarına ve tenis toplarına alışırız. Böyle olmakla birlikte dünyanın tıkırında işlemesinin nedeni budur. Ve atom ve moleküller kuantum mekaniğinden dolayı mevcutturlar. Bu sizlerin ve benim kuantum mekaniği sayesinde var olduğumuzu ifade eder. Umarım bu sizin bir şeyler hakkında düşünmenizi sağlar. Fakat sizleri şimdiden uyarıyorum. Çünkü eğer bu şekilde düşünmeye başlarsanız bu size baş ağrısı ve uykusuz geceler verecektir. Ve bu bana geçmişte sayısız uykusal geceler verdi. Hatta bugün kuantum mekaniğinin tuhaf sonuçlarını düşündüğüm zaman bile uykusuz bir gece yaşarım. Onu hala anlayamam, onu hala özümseyemem ve hala baş ağrılı ve uykusuz gecelerim olur. Fakat eğer elinde sonunda bağımsız bir şekilde düşünülen bir bilim adamı olmak istiyorsanız, bu uykusuz geceleri geçirmek de gerekli olabilir. Ve umarım bir gün hepiniz bilim adamı olursunuz. Teşekkürler.